senin normal gezgeli katılımıyla benim uçak hepim bir tanıtım toplantımız için bugün saat 19'da Toparcı Otopark üstünde sizlerle buluşuyoruz. Nasılsınız beyim? Vallahi iyi, çok şükür. Vallahi yeni bir oluşumlardayız. Yakında şey yapacağız, söyleyeceğiz başka bir alanda. Televizyon görüşmeleri de var da bu başka bir alanda, yeni bir sektörde. Yani 1,5 ay kadar sonra inşallah haberiniz olacak. Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açıyoruz. İş hayatında. İş hayatında artık. Evet, evet, evet. Zaten bir şekilde iş hayatındayız da bu sefer tam olarak artık. Daha önce yaptığınız bir şey miydi? Yok, daha önce yaptığım bir şey değildi. Heyecanlıyım valla. Güzel de gidiyor. Güzel de bir ekip oluşturuyorum. Bakalım. Siz oyunculuk kariyeriniz de muhteşemdi. Çok, çok büyük dizilerde oynadınız ama bir ara mı verdiniz? Bilerek mi yapmıyorsunuz, oynamıyorsunuz? Yani neden? O ara evlenip çoluk çocuk olunca hani ben o ikisini bir arada götüremeyenlerdenim aslında. Sonra tekrar döndüm zaten. Moda programı yaptım. Ondan önce anne çocuk programı falan da yaptım. Ama şimdi artık büyüdüler zaten. Eğer kafama uyan hala bir şeyler geliyor. Kafama uyan hani rahat çalışma saatlerinde olabilecek bir şey olursa yaparım tabii. Yani televizyoncuyum, mesleğim. Hep öyle diyorlar yani, şartlar çok zor, işte biz internette oynarız artık, dizilerde oynamak çok ağır bir işçilik gerektiriyor. Evet, aslında düzenlendi galiba biraz, düzenlendi galiba biraz ama hani bu hayatla, o hayat biraz farklı, zor. Bir de ben ikinci üniversiteye başladım, üçüncü sınıfa geldim okulda falan filan. Benim kafalar, benim dünyalar biraz daha farklı yani. Yani sizin biraz uzak durmanız hani bu zor şartlardan dolayı mı? İşte aileme, çocuklarıma vakit ayıramam, 10 saat beklemesi. Evet, hem o hem de artık hani bir de şey farklı, yani beklentilerim farklı. Daha öyle söyleyeyim, kendi beklentilerim daha farklı. Ama o yani içime sinler de harika bir şey, kendimi bu projenin içinde görmek isterim diyeceğim bir şey olur, zevkle. Efendim, her kadın güzeldir tabii. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim derken çok teşekkür ederiz. yani güzellik üzerine yani bir işe atılıyorsunuz. Estetik de olacak mı buna? Hayatta sizde var mı? Yani tabii ki ben de kendime bakıyorum. Gündemi takip ediyorum. İşte bu lazerler var şimdi. Onları bazıları deniyorum. Ya ben de bakıyorum tabii kendime. Bizim mesleğimiz bu. Ha, bu işin içinde olmasam bu kadar şey yapar mıyım bilmem. İlgilenir miyim bilmiyorum ama işimiz bu. Bakacağız. Peki hiç böyle bir bilmediğimiz böyle bir teklif edilmiş bir rol var mıdır yani, kabul etmediğiniz? Öyle söylemem şimdi, ayıp olur. Bir kere söyledim, hoş olmadı. Ayıp olur. Onun dışında yaz geliyor, yaz tatili neler yapacaksınız? Yaz tatili yine çocuklarla bir program var. Belki çocukların yurt dışı okulu olacak. Belki onlarla bir İsviçre'ye gideceğim. Daha kesinleşmedi de. Klasik işte Bodrum, Çeşme, Fethiye falan bir şeyler yaparız Allah izin verirse tabii. Alışverişe geldiniz, bahar alışverişe. Yok, ben şeye geldim ya, yemeği yiyeceğiz şimdi arkadaşlarla. Oraya geldim, oraya doğru yürüyorum. İsteğiniz de vardı tabii, böyle bir tekrardan geri dönme planınız olabilir mi ileriki zamanlarda? Oluyor zaten böyle bir hani tören sunuculukları falan oluyor ama ben şu anda galiba o kapıda değilim ama oraya da geleceğiz daha bir bakalım. Onu da çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ederim, kolay gelsin.